Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, talakın yani dört tane evliliğin sona ermesinden birinci bölümdeyiz hala. İkinci bölüme gelmedik yani, ikinci şıkka. Talak, boşama ki birinci derecede erkeğin hakkı. İşte onun bir konusu da talak-ı müneccez, talak-ı muallak. Yani boşsun de tamam, boş olur. Ona hemen yerine geliyor. Ama bir de eve girersen, babanı ziyaret edersen veya evden çıkarsan, bunlar talak-ı muallak. Talik diyoruz biz buna. İnnemâ yesihû. Talakı talik etmek sahihtir. Fil mulki. Bu da çok enteresan bir şey. Ya ne demek bu? Yani üzerinde kocalık hakkın devam etmek demek. Mülkiyet manasında dediği o. Anladın mı? Akit de duruyor, nikah da duruyor veya iddette, ama akit daha devam ediyor. Yani zevciyet demek burada. Anladın değil mi? Yani zevciyet üzere, yani koca olarak tasarruf sahih olan yerlerde. Çünkü bayin talakta böyle bir şey söz konusu değil. Anladın? Çünkü zevciyet kalkıyor. Şimdi bunu anlatacak. Bu kelime çok önemli. Kekavlihi menkuhati. Nikahlısına şöyle demesi gibi. İn zürti fe enti talikun. Eğer ziyarette bulunursan sen bozsun. Mesela işte evi, babanı, bilmem nereyi, çarşıya gidersen. Ev mudafen ilel mulki. Ha, bu da çok önemli. Yani veya o zevciyet hakkına izafe ederek. Bu da önemli. İzafe demek ona nispet ediyor. Bu talikin farklısı bu. Yani muallakla bu farklı. İzafe farklı. Mesela nasıl? Kekavliyil ecnebiyyeti. Yabancı bir gariya diyor. Hanıma diyor. Diyor ki in nekah tüki. Eğer ben seni nikahlarsam o zaman zevciyet hakkını kullanabilir. Fe enti talikun. Sen, yani bu da talik ama bu da izafet şeklinde talik. Değil mi? İzafet bu. Sen bozsun. Feyeka'u in nikahaha. Eğer nikahlarsa ne yapar? Artık talak vuku bulur. Velev kâli li ecnebiyyetin. Ama yabancı bir kadına dese ki in zürti fe enti talikun. Filan yere ziyarete gidersen bozsun. Ha. Fe nekahaha, nikahlasa, fezaret, o da ziyaret etse la tatluku, boşanmaz. Çünkü onu söylediği zaman, öyle değil mi? Talik-i mülkü izafet. Talik, mülk derken yani zevciyet hakkı bulunduğu zaman demek. Orayı bir de mülkiyet manasında anlamayalım yani. Anladın? Yani zevciyet haklarına sahip olduğu zaman. Çok enteresan. Burada bir tartışmaya çok şey vermiş. Evet. Biz ona girmeyelim. Girersek uzun gider, değil mi? Büyük bir tartışma. Yani onun hakkında risaleler bile yazılmış. Neyse. Gelelim acaba bu taliki gerektiren lafızlar hangisi? Bunu mantıkta da gördük. Bunlar ayrı ayrı dert bunlar. Elfaz-ı şart, şart lafızları hangiler? İndir. Yani eğer, iza şu olduğu zaman, iza ca'e geldiği zaman, ve iza ma aynı, ve küllü her gelişinde, ve küllema ne zaman olduysa, ve meta ne zamansa, ve meta ma, bunlar. Fefi cemi'iha, bütün bunlar da, iza vucide şartu şart bulunursa, intehetil yeminu, yemin de biter. Tamam. İlla fi küllema, anlatabildim mi? Oldukça diyor. Her oldukça. Anlatabildim mi? Bunda fe inneha bu tentehifiye ba'de selasi. Anlatabildim mi? Yani üçten sonra ancak bitiyor bu küllemada şart yani. Çok enteresan. Zevciyet hakkı bitiyor. Ma lem tedhul alet tezevvuci. Öyle değil mi? Ne demek? Ha, evlenmediği takdirde o kadın tabii. Başkasıyla evlenmişse o da geçersiz. Felevkale, bir koca dese küllema tezevvaştum ra'etem,
Yani ben bir kadınla evlendikçe ben böyle tercüme ediyorum. Mantıkta da problem bu. Yani iza ayrı, külleme ayrı, ayrı ayrı manaları var. Fe enti talikun, sen bozsun. La tatluk, ettikçe diyor. O ettikçe çünkü 2'de 3'te devam edecek. Sen bozsun, tatluku bi kulli tezevvucin velev ba'de zevcin ahir. Yani her evlendikçe boşanır. Çünkü küllemâ tezevveştü diyor. Anlatabildim mi? İsterse başka bir koca ile evlensin, tekrar o kadınla evlenmiş olsun. Ve inkâle dese küllemâ dehaltü dâre, eve girdikçe bak. Fe enti talikud, sen bozsun. La tatluku ba'des selâsî ve zevcin âhara. Yani 3 defa yapsa bile, girse bile, başka bir koca ile evlenip tekrar evlense yine o zaman boşanma diye bir şey söz konusu değil. Ve zevalul mulki, bu yeminden kasıt talik yani. Şöyle yaparsam böyle, onu kastediyor. Bura önemli. Yani bu zevciyet hakkının ortadan kalkması, mülkiyeti öyle izah ediyoruz. La yuptulul yemine, yemini iptal etmez. Yani hanımına dese ki eve girersen sen bozsun. Sonra boşasa, anladın değil mi kadını, iddeti bitse, sonra evlense, eve girse yineden boşanıyorsun. Çünkü talik, yani şart meydana gelmeden ortadan kalkmakla batıl olmuyor. Anladın değil mi? Evet, güzel. Vel mulku şartun li vukuit talak. O zevciyet hakkına sahip olma, talakın meydana gelmesi için şart. La lin hilalil yemin. Yeminin bozulması için değil, sona ermesi için değil. Fe in vucide şartu fihi, eğer yemin bozulmada şart da bulunursa, in halletil yemin. Öyle değil mi? Yani eğer girersem dedi, girdikçe demedi de, o zaman hem yemin bozulur hem de talak vuku bulur. Ve illa aksi takdirde in hallet. Yemin bozulur ama ve la yekav. Bazı durumlarda değil mi? Biraz önce okuduk. Asla vaki olmaz. Ve in ihtelefa fi vücudi şartı. Karı koca şart vardı yoktu. Senin koştuğun şart geçerliydi değildi. Fel kavlu lehu. Söz kocanın hakkıdır. İlla iza berhenet. Ama kadın delil getirirse tabii ki koca susar. Gelelim bir diğer noktada. وَفِيمَا لَا يُعْلَمُ اِلَّا مِنْهَا. Ha. Yani kadının dışında ne söylediği bilinmeyen şeylerde. Yani kadın biliyor ne söylediğini. Onun dışında kimse bilmiyor. اَلْقَوْلُ لَا. Tabii. Yani söz kadının sözüdür. فِي حَقِّ نَفْسِهَا. Kendisi hakkında tabii. Başkaları hakkında değil. Şöyle söyledi diyemez başka bir kadın hakkında. La fi hakki gayriha. Yani başkası hakkında değil. Felev kale, bir koca dese in yahidu. İn hitti. Hade yahidu diyebiliyorum. Yani eğer hayız görürsen fe enti talikun ve fulanetun. Sen de filan kadında boş. Fekalet dese ki hittu. Bak bu onu bağlar. Ne kadar güzel kaide değil mi? Hayız gördüm. Talukat hiye la fulanetu. Yani o kadın kendisi boşanır ama diğer o filan kadın boşanmaz. Çünkü onun sözü onun hakkında geçerli. Ve keza lev kale, bir koca dese in kunti ne bu? Tuhibbin azaballahi fe enti talikun ve abdiye hurrun. Allah Allah. Eğer Allah'ın azabını seviyorsan sen bozsun. Kölem de hürdür. Fekalet uhibbu. Kadın dese ki seviyorum. Talakat. Yani boşanır. Ve la yu'teku. Ama kölesi azat edilmez. Yukarıdaki kaide işte. Ve fîmâ la yu'lemu illa minha el kavlu leha fi hakkı nefsiha. La fi hakkı gayriha. Hep onun misalleri. Ve la yekav. Talak vaki olmaz. Fi şu cümlede de. İn hitti مَا لَمْ يَسْتَمِرْ لَدَّمُ سَلَاثًا. Yani sen kan 3 gün devam etmediği sürece hayız görürsen, devam etmeden hayız görürsen, çünkü hayızın en azı 3 gün.
Ama bundan az olursa istihaze kanıdır, hayız değildir. Anladın değil mi? Onun için üç gün diyor. Feydestemerra, eğer üç gün devam ederse vaka'a min iptidahi, bu söz söylediği andan, yani hayzı görmeye başladığı andan itibaren şeydir. Talak vuku bulur. Velev kale, bir koca hanımına dese in hitti haydatam, eğer bir hayız görürsem yakav idata hurat. Bir hayız 10 günde olabilir değil mi? Temizlenince talak vuku bulur. Velev kale şöyle söylese, hepsini anlatmışlar. İn vulitti zekeran, eğer erkek bir çocuk doğurursan fe enti talikun vahideten, sen o zaman bir tane bozsun. Ve in vulitti veletti mi vulitti mi, işte burada bir dakika yanlışlık yapmayarım. Velede yelidu, velitti olacak. Yani vulitti olmaz ki, sen doğarsan olur. Veletti. Veletti. Eğer bir erkek çocuk doğurursan, yani bir defa bozsun diyor. Yani o zaman fenti talikun vahide. Ve in veletti unsa, ama kız çocuk doğurursan fenti talikun isneteyni. Allah Allah. O zaman iki tane. Fe veledethuma. Fe velidethuma. Yani ikisini de doğurdu. Bir doğurdu ki ikiz. Biri kız, biri erkek. Ve lem yudrel evvelu. Ama birinci hangisi olduğu bilinmiyor. Biliyorsun o doğumda. Hangisi mesela bizim Ahmet İlker şeyle, Mehmet Ali ile ikiz. Ama Mehmet Ali doğmuş önce. Tutlaku vahideten kadaen, yargısa, yargıya göre, yani mahkemeye göre bir tane boş olur. Ve sinteyni tenezzühen, ama yanlışlıktan kaçınmak için iki tane. Ve tenkadî el iddetü, iddette biter. Çünkü birinciyle talak vuku buluyor. Anlatayım. Çünkü ve ulatil ehmali eceluhunne en yada'ne hamlehunne. Ayet-i kerime gayet açık. Tenezzühen dediği bu yani. Diyaneten manasına yani. Tabii. Çünkü iddeti hemen bitmiş tabii, olur. Tabii bitmiş olur. Ve lev ulika bi şartayni. Eğer talak iki şarta bağlansa şurita lil vuku'i vücudil mulki inde ahirihima. Ahirihima mı? Ahirihima. Ahirihima. Yani o iki şartın sonunda da. Yani o ikisinin son şartına da zevciyet bulunması lazım. Fe in vucida, bulunursa ikisi de. Ev ahirahuma. Ahirahuma fihi. Yani fihi dediği o zevciyet hakkı sahibi olduğu zaman ikisi de bulunursa vaka nikah hukuku. Ve in vucida ev ahirahuma, ahirahuma mı olacak? Ahirahuma mı? Ahirahuma olacak. Diğeri manasına bu. Hep ahir okuduk. Ahir olacak. Yani ikisi bulunsa veya diğeri yani bulunsa la fihi, ama şey içinde değil. O zevciyet mülkiyeti, zevciyet haklarını kullandığı, tasarruf ettiği anda değil, o zaman la yakın. Nikah vaki olmaz. Ve yubtalu, iptal edilir. Tencizü's selasi talikahu. Yani üç talakın onun talikine bağlamakla tenciz edilmesi, hemen yerine getirilmesi, tenciz talikin tersi, batıldır. Felev allakaha bi şartin, bak önemli bu. Yani önce tenciz ediyor, sonra talika bağlıyor. Bir şarta bağlasa, talik etse, sümmene cezaha kable vücudihi, o şart meydana gelmeden tenciz etse, anladın değil mi? Sümme tezevveceha badet tahlili, sonra araya tahlil girdikten sonra yeniden o kadınla evlense, fevucide, o hani sonradan tenciz yaptığı, önce yaptığı talik, talikin şartı bulunsa, la yekavu şeyhül, hiçbir şey olmaz. Anladın değil mi? Yani hulasa, üçlü tencizin yapılması yani ile olur. Yani şey ve yubtılı olacak keçeli. Kelimeyi yanlış okuduğumuz için hareke yanlış okununca her şey bitiriyor. Yani üç talakı tenciz etmesi talikini iptal ediyor. Heh, şimdi oldu. Baştan beri kafam yorgun. Ulan çıkmadı bu. Mana yerine oturmadı. Şimdi oturdu.
ve yubtilu tencizü selasi, üç talakın yani hemen tenciz dediği şarta bağlamadan yapılması iptal eder. Talikahu, daha önce yaptığı talikini. Bunu anladık değil mi? وَلَوْ أَلَّقَ السَّلَاسَ اَوِ الْعِطْقَ بِالْوَطْءِ. Üç tane boşamayı veya azat etmeyi cinsi münasebete talik etse لَا يَجِبُ الْعُقْرُ بِالْلَبُثِ. Ukur dediği şey, mehir gerekmez. Vallahi onu tam anlayamadım ben. Bir dakika bir bakayım. Ya, burada güzel. Açıklıyor hocam. Ne olduğunu. Nerede? Burada. Ne diyor? En altta hocam. Yok yok, gerek yok. Ne diyor yani? El-akru fil harairi fehuve mehrul misli. Okur, okur. Tamam, mehri misil demek. Onu biliyorum. Billebdesi ne demek? Dur kardeşim, dur. Oraya bakayım. Orayı anladık, o belli. O belli, belli. Şimdi tamam. Yani diyor, eğer seninle cinsi münasebet yaparsam sen boşsun diyor. Cinsi münasebet yapıyor. Yani bir defa cinsel organlar birbirine değmekle talak vuku bulur. Ha, badel ilaç. Tamam. İşte burayı anladık. Ya cinsel münasebet yapıyor. Bura çok önemli. Ve ondan sonra lübs olması lazım. Yani gerek yok şeye. Lebs de olur. Söyleme sahip cinsel uzvunu erkek yani hanımına soktuktan sonra kalmaya devam ederse diyor. Anladın? Yani la yecibul ukruf bil lebsi fil ibadeli ilaç. İlaç dediği cinsel uzvunu kadının uzvuna sokmak demek. O soktuktan sonra önemli olan iki uzvun birbiriyle birleşmesidir. İlla soktuktan sonra kalmak, beklemek önemli değil yani. Çünkü o vatı değildir. Anlatabildim mi? O vatı değil yani. Burası çok önemli. İşte görüyorsun ne kadar. وَلَا يَصِيرُ بِهِ مُرَاجِعًا فِي الرِّجْعِيِّ. Rici talakta onunla, o kalmakla, anladın değil mi? Geri dönmüş olmaz ha. Bunu anladın değil mi? Şimdi rici talakla boşadı ama yani vatıdan sonra devam etti. Hanımının yani devam etti. Onun cinsel organı hanımının da devam etti. O devam etmek biliyorsun fiili manada ric'at etmiş olmaz yani onunla. Çünkü vatı değil o. Çok enteresan. Malem yenzi' yani cinsel organını çekip de sümme yulicu tekrar hanımına sokmadıkça böyle bir şey ric'at edilmiş olmaz. Hilafen li Ebi Yusuf'e biraz sırlı şeyler. Yani evet, İmam Ebi Yusuf rahimahullah farklı düşünüyor. Velev kâle, eğer dese in nekahtuha aleyki fehye talikum. Eğer o kadını senin üzerine nikahlarsam o kadın boştur. Fe nekahaha aleyhi fi iddetil ba'ini. Bak bu işte. Çünkü niye? Mülkiyet yok. Mülkiyet dediği zevciyet hakkı yok. Yani bain talakın iddetini beklerken o kadınla evlense la tatluku, boşanmaz. Neden? Bain talak sırasında çünkü zevciyet hakkı yok. Evet. Müthiş bir izah. Ama hiç talakta var. Var yani tabii. Ve in vasala bi kavlihi, şu sözünü bağlasa enti talikun, sen bozsun dese yani in nekahtuha aleyki fe enti talikun dese, enti talikun sözüne bağlasa, özür dilerim, kavlehu şu sözü, İnşallah Allah, yani birisi diyor ki hanımına sen bozsun Allah isterse, ev inlem yeşe illahu, Allah istemezse, ev maşallah, Allah'ın istediği takdirde, ev malem yeşe illahu, Allah istemediği takdirde, ev illa en yeşe Allah veya Allah isterse müstesna, la tatluku, kadın boş olmaz. Ve keza aynı şekilde levmatet kable kavmihi, şu sözü söylemeden önce vefat ederse kadın yine vuku bulmaz. İnşallah. Tam talak, enti talikun dedi, kadın öldü. Tabii bu ne için önemli? Miras için önemli. Ve in mate, ölürse ama kocası huve yekahu, kendisi ölürse o inşallahı sonradan söylemesi söylememesi önemli değil.
Ve fi enti talikun selaten illa vahideten. Bu kelimeyi kullandığında sen üç defa bozsun, bir hariç. Yek avus imtihan. İki tane. Ve fi ithneteyni vahidetun. İki derse bir tane. Ve fi illa selase selasun. Allah Allah. Yani enteresan. Yani ancak üçü hariç. Sen üç defa bozsun, üçü hariç. O zaman selasün. Üç tane talak vuku bulur. Çünkü istisna, bir şeyi tümden istisna etmek batıldır. Yani nahiv kaidelerine göre. Güzel. Cezakumullahu hayran kethira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Güzel. Bu da açık kalsın.